2017 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek ve dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olarak lanse edilen gıda fuarı ile ilgili gelişmeleri konuşacağız. Gıda fuarı ile ilgili standların satışında da kuru sabitledi işletmeciler. 2.99'dan bakın bugün itibariyle 3.52, 2.99'dan standları satmak üzere kabilleştiler, öyle söyleyelim. Acaba bunu neye dayanarak yapıyorlar? Bu fuarda yer alacak olan asli unsurlardan bir tanesi İstanbul Hububat İhracatçılar Birliği Başkanı Zekeriya Mete bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre. Nasıl oluyor? Şimdi 2.99'a sabitlediler. Yani dolar bugün 3.50. Evet. Herhangi bir garantisi yok. Acaba yani zararına da olsa o standları satmaya mı karar verdiniz? Şimdi son zamanlarda ülkemizde yaşanan dövizle ilgili sıkıntılı durumda. Herkes karınca kararınca bunun ucundan tutup kendi fedakarlığını yapma noktasında çaba gösterirken bizler de böyle bir organizasyonda duyarsız kalmamalıydık. Dolayısıyla fuarı yaptığımız CNR Holding ile beraber ortaklaşa almış olduğumuz kararda biz de ihracatçımıza bu kuru sabitleyerek destek verelim. Önümüzdeki günlerde fuarlar zaten bizim için çok önemli. Yaklaşık %17'ye varan işte bugünkü kurla beraber bir iskonto olmuş oluyor. Dolayısıyla biz de bu organizasyonda ülkemize bu dövize karşı savaşta biz de varız diyoruz. Evet. Belki diyorsunuz kur 2.70'e gelir, biz oradan çok da karlı çıkabiliriz. Yok, hayır, o zaman düşürürse de şey yapmayız. Bir ihtimal ya. Yani. Şey hayır, gelirse de iskonto yaparız o. Ha, yapar mısınız? Yaparız. Yani 2.99'dan yaparız. Kalmayız orada, kalmayız. Kalmayız. Peki, o zaman bu sözünüzü de hatırlatmış olalım. Daha önümüzde. İnşallah gelir. İnşallah gelir, yaparız o. İnşallah gelir, yaparsınız. Peki, bu fuara kimler katılacak? Hangi ülkelerden geliniyor ve dünyanın en büyük fuarı olma iddiasını kazanabilecek miyiz? Şimdi Ali Bey, daha önceki programlarınızda 2-3 yıl evvel, 4 yıl evvel hatta yine biz dünyanın en büyük gıda fuarını Türkiye'ye getirmek için yoğun çaba sarf etmiştik. Bitme noktasındaydı. Bitirmiştik de yine CNR'la ortaklaşa dünya devi bir şirketle, ismini zikretmek istemiyorum. Çok meşhur olduğu için söylemek istiyorum, reklama girmesin. Yani en büyük devletlerden biri. Evet, dolayısıyla bakanlığımız, bürokratlarımız, o günkü bürokratlarımız işte benim her zaman dert yandığım, maalesef önümüzü kestiler. Engellendi, durduruldu. Biz bir yıl üstünde çalıştık. Bir yıl bu projeyi bir noktaya getirdik. Emek verdik. Ama maalesef işte bürokrasiyle sivil, özel sektör arasındaki uçurum, mantalite farkı, düşünce farkı. 4 yıl evvel biz böyle projelere başlamış olsaydık bugün belki bunlara bizim fuarları örnek görecek başka fuarlarda katılabilirdi. Sonuçta fuarların ülke ekonomisine, ülke turizmine, birçok sektöre ciddi manada katkısı var. Buraya gelen insanların hepsi iş adamı, ihracatçı, dünyayı gezen insanlar, otelinden, işte havalimanından, uçak şirketinden, lokantasına varıncaya kadar, alışverişine varıncaya kadar birçok ülkede bu sektörler fuarlar sayesinde ciddi ivme kazandırıyorlar. Turizme büyük katkıları oluyor. Ekonomiye büyük katkısı var fuarların. Bir fuarı ziyaretçi sayısı 50 binlere 60 binleri buluyor. Yani 3-4 gün boyunca bu ciddi organizasyonların, düşünün siz nerelere sirayet ettiğini, ulaşımdan yeme içmeye, oteline varıncaya kadar ve bir sonraki stepte biz gittiğimiz ülkelerde beğendiğimiz, gördüğümüz fuarları ve ülkenin güzelliklerini geldiğimizde eşimize, dostumuza anlatıyoruz. Ben inanıyorum ki ülkemizin şu anda dünyada, hani ben hep İstanbul'u bir cennet olarak addediyorum. Bu cennet vatanı bize verenleri rahmetle anmak istiyorum. Ama maalesef kıymetini bilmiyoruz. Maalesef bu güzel tarihi dokuyu, yani birçok platformda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tarihler çok önemli sözü vardı. Biz Türkiye'yi pazarlamalıyız. Evet, Türkiye'nin birçok tarihi dokusu, ekonomisi, güzelliklerini pazarlamayı hala becerebilmiş değiliz. Ama beceremeyenin arkasında yatan gerçekler var. İşte bürokratik engeller, düşünce farklılığı filan. Biz bu fuarı
İşte bu sıkıntılı günlerden kurtularak Siyanar'la bir araya gelerek bu fuarı tekrar hayata geçirelim dedik. İki sivil toplum kuruluşu diyelim, orası özel sektör, biz sivil toplum kuruluşu. İnşallah 30 bine yakın bir katılımcı bekliyoruz. Yaklaşık 60 bin metrekare bir alanda kurmayı planlıyoruz. Sanayici ihracatçılarımız hem ülke dövizini yurt dışına götürmesinler, ülkemizde bu katma değeri yaratmalar için çaba ve gayret sarf etmelerini istiyoruz. Alım heyeti yapmayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 500'e yakın gerçek ithalatçıyı Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz. Bunu bizim organizasyonumuzda yapacağız. Dolayısıyla birçok fuarların bu konuda büyük çaba gösterdiğini de biliyoruz. Biz de bu çabada kendi sektörümüz olarak iyi bir fuarın Türkiye'ye kazandırmak, Türkiye'nin bir tarım ülkesi, gıda ülkesi, helal ürün ürettiği noktasında ve bu coğrafyayı anlatabilme noktasında fuarların önemi çok. Biz de bunu yaşatmayı istiyoruz. Peki, son 3 dakikamız. 35 bin minimum katılımcının olacağı İnşallah. Söyleniyor. Bunun ne kadar yabancı olacak ve hangi ülkeler ağırlıklı olarak gelecekler? Yani biz şu anda şuradan şu kadar gelir, buradan bu kadar gelir diye bir şey yapmıyoruz. Ama Türkiye'den gerçek manada ithalat yapan firmaların isim listesi bizde mevcut, İhracatçılar Birliği'nde. Bunları Türkiye'den ülke ülke yaptıkları ithalat rakamlarıyla orantılı olarak hepsini bir kategoriye koyup ülkemize getirmeyi, misafir etmeyi, boğazı gezdirmeyi, tarihi güzelliklerimizi göstermeyi ve ülkemizin değerlerini onlara yaşatmayı arzu ediyoruz. Hem mal satmayı hem de ülkemizi anlatmayı arzu ediyoruz. İnşallah bunu başarırız, alnımızın akıyla bu işin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Sonuçta hani bunun yaratacağı katma değeri önümüzdeki yıllarda çokça hep beraber göreceğiz diye bekliyorum ben. Evet. Bir soru var, muhatabı siz değilsiniz ama okuyacağım. Çok güzel yazmış, aynen okuyacağım kelimesine virgülüne dokunmadan. Muhatabı Ceyda Erem aslında ama o da bizi dinliyorsa siz de yanıt verebilirsiniz. Diyor ki Ercan Karaca, çok komiksiniz. Önce diyor standı dolarla satıyorsunuz, sonra kuru sabitledik diyorsunuz. Niye diyor TL olarak satmıyorsunuz? Bir de diyor fuar nerede? Fuar Siyanar'da. Evet. Atatürk Havalimanı'nın yanı. Evet. Tamam. Onu geçtim. Onu ben yanıtladım. Kalanını sen yanıtla. Şimdi alışılagelmiş bir sistem var. Dünyada bu işler hep dolarla dönüyor. Ha biz TL'ye dönebiliriz ama önemli olan bizim TL'yi kuru sabitleyebilmiş olmamız. Sonuçta bu fuar sadece iç piyasaya hitap edecek bir fuar değil. Yurt dışı firmalara da hitap edeceği için dövizle beraber çıkmanız gerekiyor. Ama biz kendi yerli üreticilerimize biz kuru sabitledik diyoruz. Bence en mantıklı cevabı bu olur arkadaşımıza. Uluslararası bir fuar düzenlediğiniz için mecburen burada dövizi kullanmak durumundasınız. Peki. Niyet mektubu alıyor musunuz firmalardan, yani yabancı firmalardan? Bize katılacak mısınız? Eylül 2017'de gelecek misiniz gibi bir ön niyet imzalıyor musunuz? Yoksa daha onun için zaman var mı? Geziyoruz. Şu anda Ali Bey, hani sektörümüzdeki arkadaşlarımızla beraber birçok etkinliğe katılıyoruz. Gerek tanıtım gruplarıyla beraber 30-40 ülkede faaliyet yapıyoruz. İşte fuarlara katılıyoruz. O fuarlarda bu fuarın duyurularını yapıyoruz. Firmaları davet ediyoruz. Yeni yeni başladık tanıtıma, çalışmalara. İnşallah iyi bir çalışma yapıyoruz. Ve hatta şunu söyleyebilirim size. Bakın biz bu fuarı yapacağımızı duyan Dubai'de bir fuar şirketi çok etkin, yani bizimle aynı kategoride. İsmini vermek istemiyorum. Aynı kategoride bu yıl yaptığı fuarı önümüzdeki yıl bizim fuarın tarihine getirip bizi baltalamak, bizi canlandırmak istemiyor. Çünkü biliyor ki İstanbul, Türkiye bu işi yaparsa, bu insanlar Türkiye'ye alışırlarsa bugün Avrupa kan kaybediyor. Niye kan kaybediyor? Çünkü tüketim toplumu 3. dünya ülkelerinde insanlar gittiği zaman o samimiyeti görmüyor. Türk insanından bu samimiyeti göreceklerini bildikleri için bizimle aynı tarihe çektiler fuarları. Peki, başarılar diliyoruz size. Evet, sağ olun. Bir reklama çıkacağız. Reklamlardan sonra bir Londra bağlantımız var. Ondan noktalayacağız.